الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Hayrukum men taallama el-Kur'ane ve allamahu." Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir buyuruyor. İşte hafızlarımız burada en hayırlı işi yaptılar ve kendileri o hayrın sahibi oldular. Onların hocaları, öğretenler burada. Hayrın sahibi, hayırlı kardeşlerimiz. Kur'an hayat rehberidir. Bütün Müslümanlar hayatını Kur'an'a göre tanzim etmelidir. Kur'an'a göre düzenlemelidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim yaşanan bir kitap. Onun için indirilmiş. Yaşansın diye indirilmiş. Bütün ayetleri mucize, tilaveti mucize, nüzulü mucize, belagatı mucize, fesahatı mucize, kitabeti mucize, mucizevi bir kitabı koruyan, onun hıfzını yapan siz hafızlarımız bu vesileyle eşref-i ümmet oldunuz. Allah mübarek eylesin. Şerefinizi son nefesinize kadar Cenab-ı Hak muhafaza eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Kur'an yeryüzünde Peygamber Efendimiz'e insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilmiştir. Bizler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl Kur'an'la insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaya çalıştıysa, onun varisleri olarak, onun ümmeti olarak hepimiz Kur'an'la yaşadığımız yerdeki insanları ya da nerede yaşıyor olursa olsun ulaşabildiğimiz yerlerdeki insanları Kur'an ile karanlıklardan aydınlığa çıkarmaya çalışacağız. İşte bugün Filistin'de, Gazze'de zalim Siyonistler Müslümanları bebek demeden, çocuk demeden, masum demeden üzerlerine bombalar yağdırarak nasıl katlediyor, nasıl soykırım yapıyor, işte görüyoruz değil mi? Buna kim engel olacak? Bizler engel olacağız. Susmayacağız. Durmayacağız. Elimizle yapmamız gerekeni elimizle yapacağız. Dilimizle yapmamız gerekeni dilimizle yapacağız. Kalbimizle zalimin karşısında mazlumun yanında yer aldığımızı her vesileyle dile getireceğiz. Söylemekten, yapmaktan asla geri durmayacağız. Bütün Müslümanları bu zulmü durdurmak için birliğe, beraberliğe davet edeceğiz. Bunu peygamber varisleri olarak ancak biz yaparız. Kur'an sevdalıları yapar, Kur'an hafızları yapar ve Kur'an-ı Kerim'i hayat rehberi edinen bütün Müslümanlar bu yolda olmalı. Rabbim hafızlıklarınızı muhafaza eylesin inşallah. Muhafaza eylemeyi sizlere nasip eylesin. Kur'an'a göre bir hayat yaşamayı ömrümüzün sonuna kadar sizlere ve bizlere, hepimize nasip eylesin.